ölmeyi neden önemsiyoruz? Zannediyorum dünyadaki ölüm sebepleri arasında kalp damar hastalıkları ve kanserin ardından üçüncü sırada. Üçüncü sırada. Yalnız dünyada genel olarak böyle değil, ülkemizde de böyle. Bu kadar önemli ama bu kadar da son yıllara kadar tedavisi bilinmeyen, etkin olmayan bir hastalıktı. Bugün konuşabiliyorsak bu hastalığı tabii ki tedavideki gelişmelerden dolayı daha rahat konuşabiliyoruz. Öyle bir hastalık ki yaklaşık 100 bin kişinin 200 hatta bazı ülkelerde 300'ünde görülen bir rahatsızlık. Yani basitçe söylemek gerekirse her yıl ülkemizde 200 bin kişiye yakın inmeli hasta ortaya çıkmakta. Tabii bu da sağlık sorunlarımız içerisinde büyük yer etmekte. Hocam şimdi felç denilince ilk akla gelen işte vücudun bazı sistemleri, organlarının tutmaması, yüzde asimetri sorunu, konuşma kaybı, belki duyma görme kaybı, sekeller olarak bunlar aklımıza geliyor ama şimdi tamamen vücudun yarısı ya da belli bir noktadan aşağısı ya da yukarısında da olabiliyor. Tabii. Ne oluyor da? İnmenin türleri neler? Ne oluyor? Ne tetikliyor inme olması için? Halkımız çok güzel bir şekilde felç demiş aslında buna. Felç dediğimizde çok genel anlamda bir beyin fonksiyonunun aniden durmasını veya yavaş yavaş durmasını anlıyoruz. Ama genel anlamıyla ya pratikte felç dediğimizde vücudumuzun bir tarafının hareket edememesini, kolumuzu, bacağımızı hareket ettirmemeyi daha çok anlıyoruz. Ama biraz önce dediğim gibi aniden konuşamama, aniden kolu bacağı hareket ettirememe, aniden görememe, aniden ortaya çıkan bir dengesizlik, bir baş dönmesi veya bir çift görme gibi normal yaptığımız fonksiyonların birdenbire haber vermemecesine durması felci aslında tanımlıyor. İnme de kendini felçle gösteren bir hastalık. Diğer nörolojik hastalıklardan farkı ne? Bu felç çok hızlı, aniden ve hiçbir habercisi olmadan çoğunlukla ortaya çıkmakta. İnme dediğimizde aslında bir hastalıktan bahsetmiyoruz. Bir durumdan bahsediyoruz. Bu duruma yol açan beyinde bir kanama olabilir veya bir beyin damarının tıkanması olabilir. 100 hastanın 80'i karşımıza inmeyi çağrıştıran bir durumla geldiğinde bir beyin damar tıkanıklığı söz konusudur. Geri kalan %20'sinde ise, 100 hastanın 20'sinde ise bir beyin kanaması söz konusudur. Beyin kanamalarını da kabaca ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi beyin anevrizmalarından oluşan beyin zarları içine olan kanamalar. Bir de çoğunlukla yüksek tansiyonun neden olduğu beyin dokusunun içinde gelişen büyük, çoğu zaman ağır seyreden kanamalar. Ama asıl şu anda tedavide büyük aşamalar kaydettiğimiz konu bir beyin damarının aniden tıkanması ve aniden ortaya çıkan felç. Şimdi şunu mu anlamak lazım? Yavaş yavaş değil, böyle tak diye. Evet. Oluyor. Yani hiçbir haberci yok. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Yani mesela şu an ben de bir pıhtı atsa. Evet. Allah korusun. Allah korusun ama içini en iyi aniden biri tutuyor. Aniden karşımda örnek olarak söylüyoruz. Evet. Karşımda birdenbire konuşamaz hale geliyorsunuz. Yüzünüz bir tarafa doğru kayabilir. Kolunuzu, bacağınızı aniden hareket ettirmeyebilirsiniz. Ben sizi karşıdan hemen anlayabilirim bu şikayetlerin gelişmesi anında. Çok hızlı, habercisi olmadan ortaya çıkan bir durum. Aslında ciddi bir, büyük bir dram aslında. Büyük bir dramdan bahsediyoruz. Hocam, şimdi siz hep dersiniz ki inme geçiren hastalarda acile gidiş, oradaki ilk tedavi, bir saat zaman, o çok önemli. O zaman dilimi nedir? Yani ne kadar sürede ilk müdahale yapılırsa sekel kalmaz ya da hasta, Allah muhafaza, hayatını da kaybedebilir çünkü bildiğim kadarıyla. Doğru. Teknolojinin şu anda gelmiş olduğu noktada bu zaman süreci şikayetlerin başlangıcından sonraki kabaca ilk 6 saat. İlk 6 saatte gideceğiz. Evet. Şikayetlerin başlangıcı diyorum. Ne kastediyorum bundan?
ilk şikayetlerin görüldüğü andan itibaren değil, hastanın son sağlam görüldüğü andan itibaren geçen 6 saatten bahsediyoruz. Dolayısıyla mesela ne demek istiyorum? Şu anda bir hasta veya yakını hastayı acile getirdi. Biraz önce aniden konuşamadı, felç oldu dediğinde biraz önce 1 saat, 2 saat, 3 saat olabilir. 6 saate kadar bu tedavileri, biraz sonra konuşacağımız tedavileri yapabilme şansımız var. Ama bir hasta gece saat 12'de uyudu, saat 8'de uyandı ve o uyandığı esnada bir felci var. Bu kişi de inmenin başlangıcından daha sonraya kadar ortaya çıkan süre 8 saat. Çünkü 12'de yattı, 8'de uyandı. Belki 1 saat önce geçirmiştir ama biz bilimsel olarak bunu 8 saat olarak alıyoruz. Dolayısıyla bu hasta büyük çoğunlukla tedavi şansını kaçırabilir. Tedavinin kolayca yapılabilmesi, güvenle yapılabilmesi için hastanın ne zaman bu felci geçirdiğini bilmemiz ve başlangıçtan itibaren de ilk 6 saatte olması lazım. Yani uykuda da felç geçirilebiliyor. Neredeyse felçlerin 1/3'ünü uykuda geçiriyoruyoruz. Çok önemli bir sorun. Günümüzde büyük önemli çalışmalar var bu konuda. İlginç olanı da şu, uykuda geçirilen felçlerin büyük çoğunluğu uyanmaya yakın ortaya çıkıyor. Yani biraz önce vermiş olduğum örnekte gece 12'de yattı, 8'de uyandığında hasta felçliydi dediğimizde o felç çoğunlukla uyanmaya yakın 1-2 saat içerisinde neden hocam ortaya çıkıyor. Çünkü uyku esnasında ciddi bir tansiyon düşüklüğü var ve sabaha karşı aniden tansiyonda bir yükselme, stres hormonlarında bir salgılanmasında bir artış. İşte inmenin, damar tıkanıklığının en riskli dönemleri bu dönemler oluyor. Evet.